Türkiye'nin en büyük çevre temizliği projesine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi paneline ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükak'ın İzmit Körfezi'ni kurtarmak istiyorsak bölgesel bir çalışma yapmalıyız ifadesini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, dip çamurunun geri dönüşümde ham madde olarak kullanılabileceği örnek çalışmalar yaptı. Durumlarda biz burayı temizlesek bile biz 23 tane tesisle çalıştırsak, 33 ile çalıştırsak yan taraftan bu pislenme devam ettiği müddetçe bu iş olmayacak. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tamer Sınmaz Çelik'in sunumu dikkat çekti. Profesör Doktor Sınmaz Çelik, dip çamurunu kullanarak standartlara uygun bir tuğla ürettik. Uluslararası standartlara göre olması gereken değerlere sahip yapı endüstrisinde kullanılabilecek bir tuğla yönetimini gerçekleştirdik. Çalışmalara devam ediyoruz ifadesini kullandı. Biz bu gelen dip çamurunu bir takım işlemlerden geçtikten sonra biz herhangi bir matris malzemesinin içerisine bunu takviye malzemesi olarak kullanılabilir miyiz onu çalışacağız. Bir tanesi şu elimde gördüğünüz tuğla gerçekten de uluslararası standartlara göre olması gereken değerlere sahip yapı endüstrisinde kullanılabilecek halde bir tuğla yönetimini gerçekleştirdi. Kullanmak hani çevre açısından bir artı olsun diye değil, gerçekten dip çamuru uygun bir ham madde ve gerçekten katma değer sağlayabileceğimiz bu ileri dönüşüm dediğimiz aşamada bizler için ham madde olacak bir malzeme.